2 saat sonra kocamı alacaksın, sakın unutma. Demek adını Serap yapacaksın ha? Ne oldu? Beğenemedin mi? Beğenemedim. Ama benim de çok umurumdaydı. Adi Güllü. Benimle düzgün konuş. Ne kızıyorsun ki? Sen demedin mi Güllü bana al diye? Benim adım bundan böyle Serap. Bana Serap hanımefendi diyeceksin. Çok beklersin. Bak benimle düzgün konuş. Konuşmazsam ne olur? Kovarım seni çiftlikten. Kolaydı. Kolaydı tabii. Ağzımdan çıkacak bir lafa bakar. Çoban güttüğü koyunu bilir kızım. Kovacak olsan çoktan kovardın şimdiye kadar. Küstah. İstemiyorum ben senin şoförün falan olmanı. Mecbur muyum ben seni çekmeye? Sen bilirsin. Hem zaten ben sadece senin şoförün değilim ki. He, iyi o vakit. Ben de kendi arabamı kendim kullanırım. Güldürme beni. Görürsün sen. Sen kendi başına oyna. Sana resmen Kemal de diyorum. Yok daha neler. Güllü Kemal'i çiftliğe alır mı kurban? Sen kızını benden daha iyi bilirsin. Güllü delinin teki. Yapar mı? Yapar. Allah Allah. Böyle bir halt yediyse gırığına güvenip kocasız kalacak salak. Akıl nedir biliyor musun? Nedir? Bu iş Güllü'nün işi değil diyor. Bu iş Kemal'in alt yemesi. Ha, o zaman Kemal kızın aklını çelmeye girdi çiftliğe ha? Besbelli öyle. Ama bu saatten sonra Güllü Kemal'e sümüğünü atmaz. Atmaz değil mi kurban? Atmaz. Eğer şuncacık aklı varsa atmaz. Bu zenginliği, malı, mülkü bırakıp da bu saatten sonra o çulsuz Kemal'e kaçmaz. Aşet. He. Peki biz şimdi ne edeceğiz? Ne edeceğiz? Üstüne bir bardak soğuk su içip oturacağız. Gidip de Muzaffer'e bu Kemal senin karının eski kırığı diyecek halimiz yok. Değil mi? Of Cemşir, of.